Habertürk'te katıldığınız bir yayında genel koordinatör Yiğit Bulut vardı. Evet. O yayında Mehdi'nin dünyaya geldiğini ve şu anda 12 yaşında olduğunu söylemiştiniz. Siz bu bilgiye nereden ulaştınız? 12 yaşında olduğunu söyledim. Mehdi'nin geldiğini söyledim ama 12 yaş demedim ama 12 sözü geçmiştir. Şöyle olabilir. 2012 tarihini belki vermiş olabilirim. Yani 2012'de İslam'da bir inkişaf ve gelişme başlayacak demiş olabilirim. Olabilir. Bunlar hadislerden alıyorum ve Bediüzzaman'ın izahlarından alıyorum. Bediüzzaman'ın bütün söyledikleri doğru çıkmış şu ana kadar. Yani yaklaşık 1000'in üzerindedir Bediüzzaman'ın şu olacak deyip de olan vakaların sayısı, bakın 1000'in üzerindedir. Mesela diyor ki yarın şu olacak diyor, şu gelecek diyor, oluyor. Şu olacak diyor, oluyor. 20 yıl sonra şu olacak diyor, oluyor. 35 yıl sonra şu olacak diyor, oluyor. 70 yıl, 100 yıl sonra olanları, 150 yıl, 200 yıl sonra olacakları söylemiştir. Hepsi tek tek oluyor. Peki şöyle bir şey var mı o zaman? Bazı olaylar ya da gelecekteki olaylar Kur'an-ı Kerim'de şifrelenmiş şekilde bulunuyor diyebilir miyiz? Allah'a alem, çünkü çok şaşırtıcı. O kadar mübarek bir insan gibi diyor zaman. Ben diyor, yemin ediyorum diyor, ertesi gün olacak bir olay. En sıradan bir olay mesela, kapıcının ekmek getirmez. Ona varıncaya kadar diyor, bir gün önce rüyamda görüyordum diyor. Ama ispatlı, bunu yapıyor ve gösteriyor. Talebeler de görüyor, herkes şahit oluyor. Yani ne söylese çıkıyor. Böyle bir insan. Kur'an'dan da Kur'an harflerinin toplamından çıkararak anlatıyor. Mesela bir Kur'an ayetinden Cengiz ve Hülagü zamanını çıkartıyor. O devre bakarıyor, tam tarih veriyor. Eğer ikisi beraber olsa diyor, miladi 1971 tarihini verir diyor. O tarihte dehşetli bir şeyden haber verir diyor. Şimdiki tohumların diyor mahsulü eğer ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak diyor. 1971 yılında terörün başlayacağını söylüyor. Aynı dediği gibi olmuştur. Bakın üsluba bakın. Eğer şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa, işte bu Allah'a saygısından söylenen bir sözdür. Tohumlar mahsulü ıslah olmazsa. Zaten olacak o zaten. Onu diyor. Ama Allah'a karşı boyun eğici olduğu için, büyük konuşmamak için, gaybı Allah'ın bildiğini belirtmek için o sözleri söylüyor. Ve aynı sene çıkmıştır. Mesela 1400 yıl sonra çıkacak bir hakikat ediyor. Hicri 1400'de Mehdi'nin net çıkacağını söylüyor. Ve net İstanbul'da çıkacak diyor Mehdi. Yer koordinat belirtiyor. Çok açık konuşuyor. Ve Darwinizm ve materyalizme karşı mücadele verecek diyor Mehdi diyor. Ve başlangıcında bilinmeyecek diyor. Çok açık. Evet. Ve hadislerde de bunu görüyoruz. 40 yıllık bir mücadelesi var Mehdi'nin. Sırf iman hakikatlerine ilgili çalışması. Bu dönem içerisinde o fark edilmeyecek diyor Bediüzzaman. Yakın talebeleri fark edecekler diyor. En kıymetli devri de bu devridir diyor. Saltanat siyaset alemindeki çok çok daha değeri azdır onların diyor. Ve bunları yıldırım hızıyla Mehdi'nin yapacağını belirtiyor hadisler. Ve Bediüzzaman da buna çıkıyor. Onun için Risale-i Nur külliyatını okumayı ben her gence tavsiye ederim. Çok önemli bir eserdir. Yani ufuk derinliği açısından, derin perspektif almak açısından, muhakeme ve yargının gelişmesi açısından hem Kur'an'ı hem Risale-i Nur külliyatını mutlaka tavsiye ederim.